Migros TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Güneşli ama bir o kadar da soğuk İstanbul sabahından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Karaköy lezzetlerini keşfedeceğiz. Ama önceki lezzetlerimizi de keşfetmediyseniz Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Ve şimdi hazırsanız gelin Karaköy lezzetlerini hep birlikte keşfedelim. Evet, şimdi Karaköy'deki ilk lezzet durağımız olan Boşnak'a geldik. Burada lezzetli Boşnak böreklerini deneyimleyeceğiz. Kahvaltımızı o şekilde yapacağız. Şimdi hazırsanız gelin bu lezzetleri hep birlikte keşfedelim. Boşnak'tayız, Karaköy'deyiz. Burası Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak, Karaköy'de. Burada lezzetli böreklerini tadacağız. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi burada etleri de var. Etleri de çok meşhur. Özellikle cevapisi inanılmaz lezzetli. Buraya geldiğinizde mutlaka deneyin ama biz şimdi sabah kahvaltısı için böreklerimizi deneyeceğiz. Burada böreklerimizde patatesli boşnak böreğimiz var, ıspanaklı boşnak böreğimiz var. Aynı zamanda bir de peynirli boşnak böreğimiz var. Ve tabii boşnak mutfağının olmazsa olmazı boşnak mantımız var, üzeri yoğurtlu. Ve bu da süt ve krema ile hazırlanan boşnak böreği hazırlanan lezzetli bir turşu. Hazırsanız şimdi gelin bunların tadına hep birlikte bakalım. Evet, ilk olarak benim bu böreklerde en sevdiğim ıspanaklı ile başlayacağım. Bakalım lezzeti nasıl ve tabii yanında sokayı da yemeği ihmal etmeyeceğim. Şöyle büyük bir parça atacağım ağzına lezzetini tam olarak almak için. Sıcak sıcak, çıtır çıtır, inanılmaz gerçekten lezzetli. İçerisinde peynirle birlikte servis ediyorlar. Yani içerisinde peynir de var, ıspanaklı peynirle. İnanılmaz güzel, ağzınıza attığınızda dağılıyor ve çıtır çıtır o hissiyatı hissedebiliyorsunuz yediğinizde. Evet, ilk ıspanaklıyı denedik. Şimdi hemen buradan diğer favorim olan patatesliye geçiyorum. Aslında bu böreklerin hepsi benim favorim ve inanılmaz severim. Evet, şimdi sırada 3. boşnak böreğimiz var. Bu da peynirli olan. Hemen şöyle bir parça kopardım. Sesi duydunuz zaten. Çatalı batır batırmaz çıtır çıtır bir ses geldi. Ve şuradan biraz sokayla birlikte yemeği tercih ediyorum. Gerçekten sokanın lezzeti de mükemmel. Börek de zaten çıtır çıtır. Peynirin lezzeti de inanılmaz iyi. Ve içerisindeki o tereyağının güzel hissiyatını damağınıza attığınızda hemen böyle ağzınıza yayılarak alabiliyorsunuz. Ve şimdi artık sıra geldi. Benim gerçekten en favorilerimden olan boşnak mantısına. İçerisi kıymalı değil, etli. Minik minik et parçaları var içerisinde. Ve incecik hamurla açılıyor. Aslında tüm hepsi incecik hamurla açılıyor. Ben galiba tadını alamadım, biraz daha yiyeyim. Gerçekten inanılmaz çıtır çıtır bir lezzeti var. Evet, artık tüm lezzetlerimizi denedik. Eğer siz de bu lezzetle denemek isterseniz ve özellikle boşnak etlerini, boşnak köftelerini denemek isterseniz ve bu börekleri aynı zamanda da mantı denemek isterseniz adresiniz belli. Şimdi hazırsanız gelin bu lezzetleri biraz daha deneyelim. Ardından diğer durağımızda görüşmek üzere. Evet, şimdi ikinci lezzet durağımız Üçhane Sofra'ya geldik. Burası Karaköy'ün en güzel noktalarından, Karaköy İskelesi'nin tam karşısı. Burada lezzetli etleri deneyeceğiz ve özellikle buranın en spesiyallerinden bir tanesi olan yaprak köfte. Benim de en favorilerimden bir tanesi. Şimdi gelin hazırsanız bu lezzeti birlikte tadalım. Bakalım başka içeride bizi ne lezzetler bekliyor. Burası Sivaslı bir ailenin 133 yıllık işletmesi. Asıl merkezleri Sivas'ta. Sivas'tan getirdikleri etlerle bize oradaki lezzetleri buraya taşıyarak güzel bir yaprak köfte. Aynı zamanda bir de kuş kuyruğu hazırladılar. Şimdi size bu lezzetlerin tadına birlikte bakalım diyeceğim ama geçmeden önce tadıma bu etlerinden biraz bahsedelim. Etleri Sivas'ta özel olarak yetiştiriliyor. Özel bir besiyle yetiştiriyorlar.
ve 400 kiloluk karkasın sadece 110 kilosundan et çıkartılıyor ve içerisinde sadece kaya tuzu ekleniyor. O yüzden de etin lezzetini güvendikleri için sadece tuz kullanıyorlar. Ve artık o kadar bilgi verdiğimize göre bu lezzeti hep birlikte keşfedelim. Evet, sesi de duyduğunuza göre buraya ulaşım ne kadar kolay öğrenmişsinizdir. Hemen Karaköy İskelesi'nin karşısında, ulaşımı kolay, lezzetleri güzel. Sizi de bu mekanda bekliyoruz. Şimdi köftemizin tadına baktık. Asıl bir de diğer merak ettiğim kuş kuyruğunun tadına bakmaya geçelim sizlerle. Bu arada köftede de şöyle bir özellik var. Köfteyi 20 defa falan böyle devamlı pişirerek çeviriyorlar. Yapılmasının en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Bir de pişirirken meşe odunu kullanıyorlar. Asıl lezzet veren bir diğer özelliği. Şimdi şu kuş kuyruğuna geçiyorum hemen. İnanılmaz. Et ince olmasına rağmen aslında kuru bir şey beklersiniz ama yumuşacık ve içi sulu sulu. Ben ikisini de gerçekten çok beğendim. Bir de yanında böyle kendi özel üretimleri, ayranları var. Yoğurdunu da kendileri üretiyorlar. Hepsi birlikte enfes. Burada bir de soğanımız var. Bir de burada kese yoğurdu dedikleri, yine kendi yaptıkları özel bir yoğurt var. Ben bu arada yemeye devam ediyorum. Eğer yaprak köfte denemediyseniz mutlaka buraya gelip denemenizi tavsiye ediyorum. Ben şimdi biraz daha bu lezzetlerin keyfini çıkartayım. Ardından 3. durağımızda görüşmek üzere. Evet, şimdi artık hazırsanız 3. lezzet durağımıza doğru devam edelim. Evet, şimdi balık dürümümüzü aldık. Karaköy'ün ara sokaklarında dolanırken biz de balık dürümümüzün lezzetine bakalım. Ama ilk önce balık dürüm nasıl yapılıyor, içerisinde neler var onlardan bahsedelim. Lavaşın arasında uskumruyu koyuyorlar ve içerisinde de karamelize edilmiş soğanlar, yeşillikler, 16 çeşit baharat ve özel bir yağları var, ona ekliyorlar. Şimdi hazırsanız gelin bu lezzete bakalım nasılmış. Bu arada son zamanlarda Karaköy'de inanılmaz popüler. Herkesin dilinde bir balık dürüm yedin mi, balık dürüm denedin mi? Biz de o yüzden merak edip buraya geldik. Bugün balık dürüm deniyoruz. Balık baharatlarla birlikte inanılmaz bir senkron yaratmış. Normalde çok balık seven biri değilim ama bunun mutlaka bağımlısı olurum arkadaşlar. Benden size söylemesi. Bu kadar çok baharat balığa nasıl yakışmış gerçekten hayret ettim ama inanılmaz lezzetli. Evet, son zamanların meşhur lezzeti olan balık dürümü denedik. Gerçekten çok sevdim. O zaman ben bunu biraz daha yemeye devam edeyim. O sırada Karaköy'ün ara sokaklarına gelin birlikte keşfedelim. Evet, artık Karaköy lezzet durağımızın sonuna geldi. Kapanışı yapmadan önce bugün nerelere gittik, hangi lezzetleri tattık? Onlardan bahsedip ilk olarak Boşnak Mutfağı'na gittik. Boşnak Mutfağı'na özel böreklerini denedik. Orada patatesli, peynirli, ıspanaklı peynirli böreklerini denedik. Boşnak mantısını ve sokayı denedik. Hepsi birbirinden lezzetliydi. İkinci lezzet durağımızda ise Üçen Sofra'ya geçtik. Orada muhteşem Karaköy manzarasına karşı lezzetli yaprak köfte ve kuş kuyruğu denedik. Hepsi birbirinden lezzetliydi. Mutlaka Karaköy'e indiğinizde oraya bir bakın, oradaki lezzetleri deneyin diyorum. Üçüncü lezzet durağımız ise son zamanlarda Karaköy'de inanılmaz meşhur, herkesin dilinde olan balık dürüm denedik. Ben gerçekten inanılmaz sevdim balık dürümü. Hiç böyle hayal, yani beklediğim gibi çıkmadı. Çok daha güzel çıktı. O yüzden geldiğinizde mutlaka balık dürüm deneyin diyorum burada. Bugün sizlerle Karaköy'de birbirinden lezzetli durakları, birbirinden lezzetli yemekleri keşfettik. Siz de Halil buradaki lezzeti dene, buraya git, buradaki lezzeti keşfet dediğiniz bir yer olursa lütfen videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Eğer Migros TV YouTube kanalını takip etmediyseniz lütfen şimdi takip edin. Diğer lezzet duraklarımızı kaçırmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.